Kinoalı mercimek köftesini denemeye karar verdim. Az da olsa birazcık yapayım. Malzemeleri henüz tam karar netleştiremediğim için size bir bilgi veremeyeceğim. Ama öncelikle kettle'a biraz su koymak lazım. Kinoa ve kırmızı mercimek. Kinoa mı nerede? Şimdi haşlamak için bunları birlikte haşlayacağım. Ama ya da ayrı ayrı haşlayayım şimdi. Gidebilirim. Şu kinoaya önce içeride glutensiz galeta unu olduğu için hepsi akım sızma yaptı. Bardak olarak şu ölçüyü kullanayım diyorum. Az bir şey yapacağım. Zaten kinoa fazla yok. Ay, her tarafına galeta unu bulaşmış. Bir bardak her yere dökerek kinoa alıyorsunuz. Ama gerçekten her yere bulamanız lazım bunu. Hani mutfağın olabildiği her yerine serpiştirin kinoayı. Böyle her yer hem galeta unu olsun hem kinoa olsun. Böyle iyice dağınık ve pis çalışın ki böyle acayip güzel yorumlar alın. Şöyle iyice bulayın her yere. Şimdi şaka bir yana kinoanın bir ayrı tadı var. Onu yine dökün ama, tamam mı? Böyle yine dökün. Kinoanın bir ayrı tadı var. Onu çıkarmak için kinoayı bir kere sudan geçirmek istiyorum. Ne açıdan görünüyor? Evet. Şöyle yapayım. Bir kere bir yıkamam lazım bunu. Çünkü gerçekten kinoanın kendine has bir kokusu var. O da mercimek köftesini bozar diye biraz tırsıyorum. Şöyle yapabilirim çünkü içine fazla dökülmüyor. Size tavsiyem kinoayı yıkayın. Şimdi şu kaynatacağım tencereye alıyorum kinoayı. Amina, ich mache gerade ein Video. Şöyle Evren Alina boya boyuyor. Yani resim çiziyorlar. Halen var. Ben de burada yanı sıra. Ups. Şimdi şu kinoanın içine suyu ekleyeceğim. Ve kinoayı kaynatmaya bırakacağım. Evren. Lütfen. Ondan sonra mercimek. Ama bana bir tencere daha lazım. Küçük tencerem yok. Mama, ben kendi kokuyum. Hiç kimseye kalp istiyorum. Baban senin kanalını açsın. Çünkü ben şunu yapayım. Ve mercimekleri bir bardak yine mercimek. Kırmızı mercimek. Ama ben 1,5 bardak kullanmak istiyorum. Çünkü mercimeğin tadı ağırlıklı olsun diye. Şunun içine de Evren çekil. Şunun içine de suyu alacağım. Bir dakika anne. Ve bunu da kaynatacağız. Achtung Schatz. Mama gaz mı hemliyim? Atı. Şunu da kaynatmaya alıyorum. Ve bunlar yumuşayana kadar şimdi bunları bir kaynatalım. Dediğim gibi bolca böyle çalışmaya bakın. Mama
Aleyna. Aleyna, sen benim videolarıma bakıyor musun? Of YouTube. Evet, şöyle şurayı bir temizleyelim. Ama siz isterseniz öyle bırakın. Bol bol daha çok dökün. Bunlar bir kaynasın. Evren, gel abi. Beni gerçekten kızdırıyorsun. Kızdırmakta üstüne yok. Bir taban daha hendi. Şunları temizleyeceğim. Çünkü taze soğan koymak istiyorum içine. Ben soğanları yıkamadan önce bir kerelik şöyle soyuyorum. Şöyle. Şurada sabahtan bir tane var. 3 tane, bir tane daha yapayım. Aleyna geldi galiba, yardım etmek istiyor bana. Ama önce şu soğanları halledeyim ben. Maydanozum yok. Maydanozsuz olacak bu. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz kinoa ile mercimeği bekleyelim. Ondan sonra devam yemeğimizi yapalım. Bir dakika. Şuraya alayım. Aleyna, seni şuraya alayım. Aleyna yanıma gelebilir. Şöyle. Ben şu soğanları yıkayayım. Ve doğrayayım. Yıkadık. Şuraya. Şöyle. Şunları temizleyelim. Şimdi şu üstünde doğrayacağım onları. Bir kap lazım bize. Bakalım nasıl olacak. Daha yani kinoalı mercimek köftesi. İlk defa mercimek köfteyi çok severim. Ama bunları şimdi kabın içine almayacağım. Bunları bir tabağın içine alacağım. Tabak. Çünkü kinoa ve mercimeği yoğuracağım için iç malzemelerini şöyle bir bıçak. Bu bıçağı sevmedim ben. Oo, bunun altını açmamışız. Mercimeğin altını açmamışız arkadaşlar. Demek ki mercimeği bekleyeceğiz. Biz önce soğanlarımızı ince ince kıyalım. Değil mi Aleyna? Anne bulgurlu yapıyor değil mi bunu? Ama teyze bulgur yiyemiyor. Karnım ağrıyor biliyorsun değil mi? Soğan biraz gözünü yaktı. Biraz arkaya gitmem lazım. Ne taze soğanı ne domatesin mevsimi değil. Yapacak bir şey yok. Limonumuz da var. Bol bol limon sıkabiliriz. Bakalım tadı nasıl olacak. Tadı önemli. Şunu sevmemin sebebi şöyle yapabiliyorsunuz. Ve dökmeden tabağınıza alabiliyorsunuz. Gözün yanında. Gözün yanında. Aleyna'nın da gözü yandı. Çabuk doğrayıp şurayı bir bitirelim. İkimizin de gözü fena yandı çünkü. Şimdi yeşilleri doğrayalım. Kinoalı kısır yapmış mıydım daha önce bilmiyorum. Şimdi aküm az, onun için şöyle durduracağım sizi. Şu tarafta şey pişiyor. Kinoa ve mercimek pişiyor. Işığı yakalım. Bakayım. Evet, kinoa pişiyor. Değil mi Aleyna? Ve mercimek de pişecek.
Şimdi bunlar pişsin. Piştikten sonra biz yine geleceğiz değil mi annene? Evet. Biz birazdan buradayız. O tarafta benim yardımcılarım var. El sallayayım. Ve ocakta kinoa ile mercimek pişiyor. Kinoa ile mercimek pişene kadar biz bir taze soğanı soyacağız. Yardımcımızın bir tanesi burada geziyor. Soğanı soyalım. Ama çok küçük bir soğan kullanmaya karar verdik değil mi? Ve bir şey bulduk. Buzlukta maydanozumuz varmış. Değil mi annene? Evet ve şimdi soğanımızı ince ince kıyacağız. Ama bu soğanımızı sonra sen söyle, tavada kızartacağız değil mi Aleyna? Önce soğanımızı bir kıyalım. Zeytinyağı kullanacağız bütün bu işlem için. Eren bıçak var orada, dikkat et. Şöyle. Kinoayla mercimeğimiz halen daha kaynıyor. Şimdi şunu bir doğradık. Birazdan geleceğiz. Evet, kinoa ile mercimek ne hikmetse çabuk bir şekilde pişti ve biz bunu kaynar olacak şimdi ve biz bunu dökmeye karar verdik. Yani suyunu, değil mi çocuklar? Şöyle yapacağız. Evren blötin yapma, bitir. Mercimeğimizi şuraya alalım. Suyu iyice gitsin. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten mercimek köftesini çok seviyorum. Ve çok uzun zamandır yemedim. Şöyle. Şu suyu bir gitsin. Evren dursana be annem. Bir dakika. Şöyle. Suyunu iyice arındıralım değil mi? Hemen hattı su. Şöyle. Şöyle. Peki spagetti su bulması kalsın kanka. Tanış daha ya, bekle bir dakika. Mercimeği yine tenceresine alıyoruz. Suyunu şey yaptık, çektirdik. Aleyna'ya bir kürdan lazımmış. Ben alayım. Evet, ama dişinize dikkat edin. Dişiniz çok acır. İmam. Ha, Evren mercimek yiyecekmiş. Ve kinoa. Bir dakika, kinoam da pişti. Onu da şuraya dökelim. Bir saniye Evren. Kinoamız da pişti. Ve onun da suyu gitsin. Gerçi mercimek gibi şey, aman bulgur gibi köftelik bulgur gibi suyunu çekiyor fakat yine de hiç su olmamasından emin olmak istiyorum. Kenara koy. Şöyle şunu bir kısaca çalkalamak istiyorum. Şunun içine koyacağım. Kinoayı da, mercimeği de. İyice biraz daha sallayayım. Evet, böyle. Ve mercimeği de buraya alıyorum. Bir saniye Evren. Evren çekilsene. Neyse, kutaplayacağız. Evet. Desin ahlenizin. Evet, şimdi şunu bir kere şöyle bir karıştırın. Kenara almak istiyorum. Üstünü de kapatacağım. Evren çekil bir. Şimdi Evren'in Aleyna orada mercimekleriyle uğraşırken biz burada kestiğimiz bir soğanı hafif zeytinyağında kızartacağız, kavuracağız. Ne kadar koyalım? Ölçelim de koyalım. Bir. İki. Üç. İki. Üç. Üç.
kaşık yağ oldu bu. Zeytinyağı. Birazcık da yağ koymamız lazım değil mi? Evet. Birazcık da yağ koymamız lazım. Şimdi soğanları. Soğanları içine alıyorum. Dikkat et Alena yanmasın, ben geliyorum. Eğer orada dur, ona dikkat et. Şafe. Acı biber salçası var. Acı biber salçası koymayacağım. Acı biber salçası koymak istemiyorum çünkü çocuklar da yiyecek. Onun için sadece ve sadece domates salçası koyacağım. Çünkü çocuklar acı yemiyor. Nasıl istiyorsun yine o? Evet, bu kızarırken, kavrulurken domates salçasını da buraya koymanız lazım. Alena düşersin, aşağı düşersin. Bunu iyice kavurmanız gerekiyor. Şöyle bir de şunu açalım. Bir camı açalım. Soğan kokusu olmasın fazla. Ve bir büyük yemek kaşığı salça koyacağız buraya. Salçamız bozulmaması için güzeltip içine yağ koyacağız salçamızı. Çünkü yoksa küfleniyor. Normal ayçiçek yağı koyabilirsiniz. Ben o yağını sürdürüp kullanıyorum salçayı. Ve şimdi salçayı da kavuracağız. İyice. Ben dikkat edeyim Aleyna. Aleyna neyi düşünüyor? Yemek yaparken üstüne yağ gelmesin diye. Ama ben dikkat ediyorum. Şimdi yağ, salçanızı da güzelce kavurursanız o çiğlik tadı gider. Değil mi? Ve evet. Şimdi altını kapatacağım. Yeterince kavruldu bu. Burası atacağım. Heh. Hafif soğudu, çok soğumadı. Zaten internette bunları soğutun demiyor. Doğradığımız yeşil soğanları koyuyorum içine. Soğan getiriyorum. Ama tuz. Tuz ne kadar olacağını bilmiyorum. 1,5 yemek kaşığı diyelim. Aman o ocak sıcak. Ve şimdi maydanozu koyalım. Fazla maydanoz koymak istemiyorum. Şöyle değil mi Aleyna? Aleyna Hanım da burada. Şuradan çok güneş geliyor. Ayak çok bir şey yok. Şöyle duralım. Azıcık kimyon. Çok az. O da evet Aleyna soğandan var. Azıcık kimyon. Şimdi burayı da kapattık. Bir de karanlık oldu. Olmaz. Şöyle yapalım. Ve birazcık karabiber. Çok az. Ve şimdi yaptığımız soğanlı salçalı karışımı içine alıyoruz. Aya içine alıyoruz. Genau.
için alıyoruz. Ve bütün bunu bir karıştıralım. Bakalım bu mercimek köftesi mi olacak? Şimdi bunu iyice karıştırmam lazım. Yok, o girmeyecek. Sonra bunlara şekil vereceğiz. Ama şimdi tabii ki iyice soğumaya bırakacağım bunu. Aynen glutensiz yemek tariflerinden aldığım sayfadan aldığım şey bu. Ondan sonra soğumaya bırakacaksınız. Tadına bakmak istiyorum. Olacak, evet. Bayağı da güzel olacak. Şimdi bunu soğuması için biz dışarı koyalım bunu. Değil mi? Ata saçız. Bir tabak örtelim üstüne korumak için. Ve dışarı koyalım. Biraz sonra göreceğiz nasıl olacak. Mercimek köftemizi dışarıdan getirdik. Gerçekten çok güzel. Bir kere karıştırmak istiyorum. Ben karıştıracağım. Sen karıştıracaksın. Evet, Aleyna karıştıracakmış. Bir kere karıştırayım. Tadına bakacağım. Tuzu var mı diye. Az daha tuz lazım Aleyna ona. Tamam. Az da... Azıcık tuz koyacağız. Çok yaptım. Çok yaptım, evet. Şöyle. Şimdi sen bunu iyice karıştır be. İyice karıştır. İyice karıştır. Güzel yapıyorsun. Sanki bana taze soğan az gibi geldi. Bir taze soğan daha doğrayacağım içine. Gözümüz yanmasın Aleyna. Bir de maydanoz koyacağım biraz daha Aleyna. Şöyle. Biraz daha maydanoz. Mümkün olduğunca çocuklarınızla yemek yapın. Her şeyi bilsinler. Her şeyi öğrensinler. Yemekle güzel bir ilişkiler olsun. Ver bakayım teyzem. Şöyle karıştırdık. Ve şimdi bunu isterseniz bunun içine ekşi koyabilirsiniz ama ben ekşi koymadan yapacağım şimdi. Ve biz Aleyna ile karar verdik. Bir de mercimek çorbası yapıyoruz değil mi Aleyna? Evet. Şimdi şu eldivenim yok. Onun için böyle yapmam lazım. Bakalım köfte kıvamına getirebileceğiz mi? Çünkü bunları sonra buzdolabına koyacağım böyle. Değil mi Aleyna? İyice evet. Olsun diye. Bu tabak yetmeyecek. Aleyna bu tabak yetmeyecek. Çünkü biz yanlış yapıyoruz. Şöyle yapmamız lazım. Ama güzel. Kıvam güzel. Bunlar tabii iyice soğuması gerekir. Borcam çıkardım. Bunun içine yapacağız. Biraz ayrılıyorlar ama tabii ki bulgur değil. Bulgur olsa farklı olur. Ondan sonra bunları buzluğa götüreceğim ben. Çünkü iyice soğusun değil mi Aleyna? Evet. Dökülüyor. Dökülsün, onları sileriz. Ne dedik? İyice döküp de yemek yapacaksın. İyice pis olun. Bütün mutfağı kirletin. Aleyna gülüyor teyzesine. Niye öyle diyorum ben Aleyna? Çünkü bazı insanlar beni kızdırıyor. Tadına bir bak. Tat bakalım olmuş mu? Yaptığın yemeğin tadına bakacaksın. Tat bakalım. Aleyna tadıyor. Evet.
Süper bak, Aleyna süper dedi. Yani Aleyna mercimek köftesini seviyormuş. Buradan annesine sesleniyoruz. Annesine. Değil mi Aleyna? Şimdi biz bunu devam kıvamına getirelim. Ondan sonra buzluğa koyacağız biraz. Size göstermek amaçlı yaptım şöyle. Bir pazar günü canlı sıkılıyorsa. Yandım anam, yandım. Glütensiz. Şurası da yanıyor. Şurası yanıyor. Aleyna niye bakmıyorsun? Ay ben bakmadım. Niye bakmıyorsun ya? Şöyle. Oluyor bunlar yani. Biraz daha soğuması lazım. Evet, soğuyunca iyi olacak. Ne yapıyoruz? Bunları kenara alıyoruz. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.